Nerede? Hepimiz. Ben kulüp kanalıyım abi. Ben de falan gazetecisiyim. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Ben kulüpten reklamı biz yapıyoruz. Telefonu mu çekeceksin abi? Telefonun altta senin makinenle daha iyi çekiyor. Kafanı yorma. Bakayım. Bir de yalan söylüyor. Kulüp. İlk Türk futbol takımı Galatasaray. Yurt dışında maç yapan ilk Türk takımı Galatasaray. Yurt dışında ilk galibiyeti alan ilk Türk takımı Galatasaray. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Avrupa'yı temsil eden İlk ve tek Türk takımı Galatasaray. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray. 1962-1963 sezonunda 105 gol atarak Türkiye liglerinde bir sezonda en fazla gol atan tabii ki Galatasaray. 1985-1986 sezonunda hiç mağlubiyet almayan ne mağlup takım tabii ki Galatasaray. 1991-1992 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden bu turnuvaya katılan ilk takım tabii ki Galatasaray. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan Türk takımı tabii ki Galatasaray. Avrupa kupalarında en fazla tur atlayan tek Türk takımı Galatasaray. UEFA kupasını alan ya ne bu vasıtasınız ya? Geçiyor kendini getir öne gider. Ne gidiyor öne gidiyor? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kupasında 17 ne yaptığını söyle. Tabii ki Galatasaray. 1984 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek. Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan. Tüm Galatasaray taraftarları, hanımefendiler, beyefendiler. 2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutluyoruz.
Öncelikle tüm Galatasaray taraftarlarını kutluyoruz. Şampiyon Galatasaray bayrağını şampiyonlar anıtında göndere çekmek üzere toplandık. Hoş geldiniz. Programımıza başlarken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları, ebediyete irtihar eden tüm gazilerimiz ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve istiklal marşı. Çok değerli başkanım, genel sekreterimiz, Galatasaray'ın kıymetli yöneticileri, eski milli futbolcularımız, aramızda bulunan milli futbolcularımız ve Galatasaray Kulübü'ne gönül vermiş siz kıymetli Büyükçekmece ailemin temsilcileri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dursun başkanıma dedim ki, başkanım bak, şampiyonadan sonra bu anıta Türkiye'de şampiyonluğu kim almışsa o gelip bayrağı çekmek durumundadır. Hem de başkanı çekecek. Tamam başkanım dedi. Dedi ki ben dedi hemen seçim şeyden sonra şampiyonayı ilan, resmi ilandan sonra geliyoruz. Evet, bugün de Cuma. Çok kısa zamanda geldiniz. Değerli başkanım. Bu bayrak buradan inmeyecek diyor. Şampiyon. Şöyle Dursun başkanıma çok teşekkür ediyorum. Arkamızda genel sekreterimizin arkasında şöyle bir yazı yazıyor. Büyükçekmece Belediye Meclisi kararı. Bu anıt 1999-2000 sezonunda UEFA ve Süper Kupa şampiyonluğunu kazanan ilk Türk takımı Şanlı Galatasaray anısına yaptırılmıştır. Yıl 2000. Bir bu törende şunu da söyleyebiliriz. Bugün 24.
şampiyonluğumuzun bayrağını asacağız. Seneye nasipse 25. bayrağı asmak şart oldu. 5. yıldızı takmak zorunda kaldık artık onu. Bizim büyük çekmecenin çocuğu. Evet, gerçekmiş takacağız. Bu anıt yapılalı da tam 24 sene oldu. 24. sene bugün. Ve 24. şampiyonluğumuzu takıyoruz. Bu da güzel bir tesadüf. Biliyorsunuz Galatasaray'da bir futbol koşturan, top oynayan, milli olan, burada yanında Muhammed var. Ondan sonra Raşit Çetiner gelecekti. Raşit Çetiner şeye gitti. Yazlığına gittiği için selamlarımı söyledim. Cüneyt var. Cüneyt Tanmaz benim ikizlere o bakıyordu. Altlı üstlü Florya'da oturuyordu doğduklarında. O da bizim burada oturuyor. Ondan sonra Adnan benim futbolcu arkadaşım Adnan Esen. Ali Yeşilyurt. Başka kim var? Ali Yeşilyurt burada mısın? Elini yukarı kaldır. Yaklaşık buraya yaklaşın. Tarık Buruk da burada. Evet. Okan'ın da babasının Büyükçekmece'de en eski camcılarımızdan olduğunu, değil mi? Ali abiye Allah rahmet eylesin. Güzel bir esnafımızdı. Değil mi? Fuat mı? Tabii ki. Velhasıl Galatasaray'ın Büyükçekmece'ye olan bağları fazla. Icardi'yi görüyorum. Attığı golü de artık öyle kolay bir gol değildi yani. Bu akşam bu saatte şampiyonlar anıtına bayrağı biraz sonra beraber çekeceğiz. Flamayı biraz sonra beraber çekeceğiz. Tekrar Dursun Özbek Başkanıma, teknik heyete, bütün o top toplayıcılar dahil hepsine ama Icardi gibi golleri atarak şampiyonluğumuzu ilan eden Galatasaray futbol takımımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk futboluna hizmet etmiş bugüne kadar ne kadar takım varsa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, diğerleri. Dün akşam en son izlemiş olduğum maç Sakaryaspor, Bodrumspor. Siz de hoş geldiniz. Türk futboluna hayırlı olsun. Süper Lig'e geldi onlardan. Biz belediye başkanıyız. Her sporu desteklemek durumundayız. Çocuklarımızın geleceğe bakımından kim, nerede, hangi kulüpte yer alıyorsa her bir kulüp için biz elimizden geleni mutlaka yaparız. Ama Galatasaray Spor Kulübü'nün bizimle olan bağı kısa zamanda daha da güçlenecek. Çünkü bütün takımlara gelin size yer verelim dediğimde burayı köy olarak görüp gördüler, gelmediler. Sadece Galatasaray Spor Kulübü geldi, yerini aldı. Kısa zaman sonra da nelerin olacağını Sayın Dursun Özbek Başkan'ın biraz sonra anlatacak. Fuat Buyur. Bu arada Okan'ın çok selamları var. Özel İngiltere seyahatinden dolayı dün olsaydı burada bulunacak. İlk kardeşin olarak senin söylemede fayda. Yani o da sizleri çok seviyor. Bütün Büyükçekmece sizi bekliyor dedim. Ama kısmet değilmiş. Bugüne sarkınca o da sabah yolculuk yaptı. Artık gider sefer inşallah. Tamam. Aile annenin babanın çocukları olduğunuza göre bu geçerlidir. Daha rahat teşekkür ediyorum. Okan'ın selamlarını iletiyor. Kendisi İngiltere'de. Daha fazla uzatmıyorum ve ben sözü Dursun Özbek Başkanıma veriyorum. Tabii ki aramızda Büyükçekmece Galatasaraylılar Derneği Başkanı, İstanbul Büyükşehir. Büyükçekmece Derneği'nin değerli yöneticileri, değerli Büyükçekmeceliler, değerli Galatasaraylılar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz bu toplantıya hoş geldiniz. Tabii Sayın Başkanım belagatı çok iyi, çok güzel tarif etti. Galatasaray Spor Kulübü kurulduğundan beri şunu hiç unutmayın. Türkiye'ye olimpik sporları getiren kulüp Galatasaray Spor Kulübü'dür.
Ali Samiyen Bey ve arkadaşları bugün yapmakta gurur duyduğumuz sporların hepsini Türkiye'ye gelmesini sağlamış kişidir. Dolayısıyla Galatasaray'ın yüklendiği büyük misyonlar var. Bu misyonların başında Ali Samiyen Bey Galatasaray Lisesi'nde sınıfta arkadaşlarıyla beraber Galatasaray Spor Kulübü'nü kurarken misyon olarak şunu yüklemiş. Hedefimiz Avrupa'daki takımları yenmek diye bu misyonu koymuş. Bunu bilerek koymuş, bunu özleyerek koymuş. Dolayısıyla kendisini rahmetle anıyorum sevgili Ali abimi. Ve ne mutlu ki burada gördüğünüz plaka Avrupa'daki bütün kulüpleri yenerek, İngiliz'ini, Alman'ını, Fransız'ını hepsini yenerek kazanılmış anamızın ak sütü kadar helal bir kupadır. Dolayısıyla bravo. Sevgili başkanımın böyle bir anıt yapması ve bunu Büyükçekmece'de yapması da örnek bir davranıştır. Yalnız bir konuda Sayın Başkanım'ı eleştirmek istiyorum. Oraya plaketi koyduğu yere bakarsanız bir başka yeri yok. Halbuki sevgili başkanım biraz daha büyük yapsaydın şu yeri. Bizim getireceğimiz kupalar var Avrupa'dan. Dolayısıyla onlar için de yer yapsaydın keşke. Bildiğiniz gibi değerli Büyükçekmece'li kardeşlerim, değerli Galatasaraylılar, çok zorlu, çok çekişmeli bir sezon geçirdik. Çok stresli zamanlar yaşadık. Fakat yorulduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bir sezonu bitirdik. Büyükçekmece'ye geldim. Sizlere dokundum. Sizler bana sevgi gösterisinde bulundunuz ya. Bütün yorgunluğum gitti. Bütün sezonun yorgunluğum şu anda gitti. Önümüzde zor bir sene başlıyor. Yeni bir sezon başlayacak. Zor bir sene olacak. Çünkü rakiplerimiz Galatasaray'ın bu yükselişini artık durdurmanın da mümkün olmadığını görünce izlediğiniz gibi faaliyetlerine daha fazla ağırlık veriyor. Dolayısıyla Galatasaray 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah burada yine beraber kutlayacağız. Kim ne yaparsa yapsın. Bizim değerlerimiz var. Galatasaray'ın 550 yıldan beri gelen değerleri var. Bizim bir duruşumuz var. Bizim bu duruşumuz ve değerlerimiz hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla değerli Galatasaraylılar, biz dimdik, başımız dik, anamızın ak sütü kadar helal bir kupa kazandık bu sene. Dolayısıyla kimse bu kupaya bir laf edemez. Onun içindir ki diyorum ki siz Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene 5. yıldızı takmış olarak geleceğiz. Hepinizden ricam şu. Görüyorum formalı arkadaşlarım var. Artık o 4 yıldızlı formalarımız eskiye dolaba kaldırın. Yeni 5 yıldızlı formalar geliyor. Bravo! Bana gösterdiğiniz sevgiye hep karşılık hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanıma bu nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Galatasaraylılara, sevgili Büyükçekmecelilere bu kupa kutlamalarınıza devam edin. Bayraklarınızı çıkarın her tarafı. İstanbul'un artık sarı kırmızıya boyanması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Dursun Özbek Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Daha yeni şampiyonluk ve yeni başkanlık hayırlı olsun efendim. Daha seçimden 3 gün olduk. Çok
5 gün oldu seçimden çıkalı. Şampiyonlukla yeni başkanlık dönemi Galatasaray'a inşallah hayırlar getirir. Hayırlı olsun. Şahsınızı, ekibinizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ama gerçekten de Büyükçekmece halkı değil, tüm Büyük Türkiye halkı sizden, Galatasaray'ımızdan, Avrupa'dan bu tarafa doğru kupa getirmeyi bekliyoruz. Sevgili başkanım, senin yerin yok. Ben nereye koyayım? Söz Medisiyes arkadaşlarım burada kaldırsınlar. Biz sizin getireceğiniz UEFA kupası veya süper kupa hangisiyse. Bunun 4 katı yüksekliğinde 80 metre mi, 100 metre mi yukarıda televizyon kulesi var. Onun kadar yaparız. Onu da biz yaptık çünkü. Bravo Eskiş. Büyükçekmece'li kardeşlerim, Büyükçekmece'li kardeşlerim. Sizlere bir müjdeyi de başkanım tam olarak ifade etmedi ama ben sizlere burada daha yakın olabilmek ve Galatasaray'ın Büyükçekmece'deki yerleşkesi olarak burada değerli başkanımın Galatasaray'a tahsis ettiği bir yer var. İnşallah kısa zamanda orada tesislerimizi yapmak üzere sizlere daha yakın olmak üzere biz Büyükçekmece'ye geleceğiz. Bunu buradan Sayın Başkanıma Galatasaray'a yaptığı bu hizmetten dolayı da teşekkürü borç biliyorum. Böylece Galatasaray'la Büyükçekmece daha yakın yürüyüş mesafesinde ve siz değerli Büyükçekmece'lerin çocuklarını eğitmek üzere tesisimizi, altyapı tesisimizi de buraya getiriyoruz. Bunu da bilmenizi istedim. Çok teşekkür ederim başkanım ve Büyükçekmece ailemiz, Büyükçekmece burada bulunan ve bulunmayanlarımızın size bir Galatasaray tebriği var. Buyurun efendim. Buyurun. Evet, Galatasaray tebriği verdi. Bravo! Burada dostlukları pekiştiren Büyükçekmece Büyükçekmece'nin simgesi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Hem de ağırdır. Evet. Şampiyon Galatasaray'ın bayrağını Sayın Başkanımız, Dursun Başkanımızla birlikte göndere çekecekler.